Değerli izleyenlerim bugünkü Rahman Ayetleri programında yeni bir sureye başlıyoruz, Enbiya Suresi. Enbiya Suresi, ekseriyet itibariyle Mekki ayetlerden meydana geliyor. Bazı ayetlerin medeni olduğuna dair rivayetler var. Ve e, bu sure daha çok e, peygamberlerin kıssalarını anlattığından dolayı böyle bir isimle isimlendirilmiş. Burada pek çok peygamberin isimleri geçiyor ve kıssalarına atıfta bulunuluyor. Ve e, bugün birinci ve onuncu ayetler arasını değerlendireceğiz. Cenab-ı Hak burada şöyle bildirmekte. اِقْتَرَبَ لِلنَّاسِ حِسَابُهُمْ insanların hesabı yaklaştı. وَهُمْ fi gafletin muridun Ama onlar gaflet içinde yüz çeviriyorlar. İnsanların hesabı yaklaştı. Yani diğer alemde insanlar bir muhasebe eleğinden geçecekler. Yaptıkları her şeyin hesabını verecekler. Dünyanın daha önceki ömrüne nispetle bu geriye kalan ömrü düşünüldüğü zaman hesap yaklaşmış oluyor. Çünkü dünyanın belki milyarlarca yıllık ömrü var ama Kur'an-ı Kerim اِكْتَرَبَتِ saa Kıyamet yaklaştı buyuruyor. Böyle olunca artık hesapta yaklaşmış demektir. Öte yandan, külliyatın garip, her gelecek yakındır. Bu açıdan da insanların hesabının yakın olduğu bu noktadan da düşünülebilir. Bir başka açıdan bakıldığında ise, Allah'ın ilmine nispetle yani insanlar kendi hesaplarıyla alakalı zamanı çok ileride görebilirler. Ama Kur'an-ı Kerim'de sizin bin yıl olarak saydığınız Rabbinin katında bir gündür buyuruluyor. Böyle olunca Allah'a nispetle insanların hesabı yakındır. Ve bu yakın olan hesaba hazırlanmak gerekiyor ama Allahu Teala insanların ve özellikle kafir olan insanların gaflet içinde e, ilahi hükümlerden yüz çevirdiklerini beyan etmekte. Onlar gaflet içindeler ve yüz çevirmektedirler. Meytihim min zikrim min rabbihim muhtesin onlara Rablerinden yeni bir zikir, yeni bir öğüt geldiğinde illes tema'uhu onu duyduklarında ve hum yel abun bununla dalga geçiyorlar ve ciddiye almıyorlar. Onu adeta bir oyun, bir eğlence ediniyorlar. Lahiyeten kulubuhum kalpleri eğlence peşinde. Yani kafir olanlar, inkarcı olan kimseler Kur'an-ı Kerim ayetlerine karşı, Cenab-ı Hak'tan gelen uyarılara karşı bir ciddiyet içinde değiller. Kalpleri oyun, eğlence peşinde ve ciddiye almıyorlar. Onlar e, dünya hayatını gaflette geçirmeyi esas almışlar. Varsa da yoksa da şu dünya hayatı diye düşünüyorlar. Ve eserun un necvâ ellezîne o zalim olanlar kendi aralarında gizlice fısıldaştılar. Hel hâze illâ beşerun mislukum bu yani peygamber olduğunu iddia eden zat ancak sizin gibi bir insan dediler. Efete sihra ve entum tubsirun. Yani göz göre göre sihre mi e, gideceksiniz? Sihrin peşinden mi gideceksiniz? Böyle söylediler. Malum e, peygamberimiz Aleyhisselatü vesselam Allah'ın elçisi olarak onlara Kur'an ayetlerini okudu. ilahi uyarıları onlara hatırlattı ama onlar peygamberimize ve onun onunla gelmiş olan Kur'an-ı Kerim'e bir takım yaftalarda bulundular ve bir takım iftiralarda bulundular. Peygamberimizle alakalı bu ancak bir insandır. Yani onların kendi kanaatlerine göre insanları irşat edecek görevli peygamber insanlardan biri olmamalı, meleklerden biri olmalı. Tabi bu tamamen e, yanlış bir kıyas. Çünkü ee, insanlara gönderilecek bir elçinin meleklerden değil de elbette insanlardan olması gerekir. Çünkü melek yemez, içmez, evlenmez. Dolayısıyla nasıl yenilir, nasıl içilir, e, aile hayatında nelere dikkat edilir, bunları insanlara e, bizzat fiiliyle gösteremez. Ama peygamber ise, insanlardan gönderilen peygamber, bütün bunları da yapar, yer, içer. Bununla nasıl yenileceğini, içileceğini gösterir. Aile hayatı olur. O aile hayatıyla nelere dikkat edilmesi gerektiğini gösterir. Ama onlar böyle düşünmediler. Yanlış bir kıyasla dediler ki bu da sizin gibi bir insan ve bunun söylemiş oldukları sihir, insanları sihirli beyanıyla kandırmaya çalışıyor. Göz göre göre sihre tabi mi olacaksınız dediler. Gale e, Rabbi e, ee, peygamber ise şöyle dedi. Rabbi yalemul gavle fis art. Rabbim göklerde ve gökte ve yerde gizli e, e, konuşulanları bilir. Yani gökte neler konuşuluyor, yerde neler konuşuluyor bilir. O zalim olan kafirler de kendi aralarında entrikalar çevirirken, peygamber aleyhinde komplolar kurarken Allah onların neler söylediklerini de elbette bilir. Ve huve semiul alim. O semî'dir, alimdir. Yani kainattaki bütün sesler Allah'a malumdur. Bütün konuşmaları işitir ve alimdir. Her şeyi bilir. Onun mülkünde cereyan eden hiçbir şey Allah'a gizli değildir. Bel galu edgaf ahlam bel iftirahu bel şair. Burada da onların yine iftiraları nazara veriliyor. Onlar diyor dediler ki adı ahlam. Peygamberin söylemiş olduğu şeyler, karma karışık şeyler, tutarsız şeyler, birbiriyle mütenasip olmayan şeyler dediler. Beliftarahu bununla da kalmıyorlar. Hayır o e, Allah'a iftira etti. Yani kendi sözlerini Allah'ın kelamı gibi insanlara takdime çalıştı. Belhuve şair. Orada da durmuyorlar. Hayır o bir şair diyorlar. Aslında Onların bu ifadelerinde gerek Peygamberimizle alakalı gerek Peygamberimizle gelen Kur'an-ı Kerimle alakalı ne olduğu hakkında tam bir karar veremedikleri, ne diyeceklerini şaşırdıkları çok net bir şekilde görülüyor. Bir açıdan bakıyorlar gerçekten etkileyici bir beyan var bu noktadan ona sihir diyorlar. Kur'an-ı Kerim çok güzel ölçülü ve kafiyeli ifadeler de Kur'an-ı Kerim'de var. Kur'an-ı Kerim şiir değil ama şiirden çok daha akıcı bir şekilde. Bu noktadan Kur'an'a şiir, peygamberimize de şair deme iftirasında bulunuyorlar. Öte yandan insanların zihinlerini karıştırmak için de yani peygamberin size söylemiş oldukları karma karışık, şeyler, tutarsız şeyler gibi bu tarzda iddialarda bulunuyorlar. فَلْيَئْتِنَا بِآيَةٍ كَمَا اُرْسِلَ الْاَوْبَرُونَ Ve o zalim kafirler şunu dediler. Öncekilere verildiği gibi e, o da bize ayet getirsin, mucize getirsin. Yani onun da elinde söz gelimi Hazreti Musa'nın asası gibi e, bir asa olsun onunla mucizeler göstersin. Veya daha diğer peygamberlerin mucizeleri olduğu gibi o da bize mucize göstersin dediler. Aslında Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam onlara mucize de gösterdi. Bir parmağın işaretiyle ayın ikiye yarılması gibi çok büyük mucizeler de gösterdi. Ama iman etmeye niyeti olmayan bu kimseler bu mucizeleri gördükleri halde yine de iman etmediler. Ma amanat qablahum min qaryatin ahlaknaha. Helak etmiş olduğumuz hiçbir belde böyle mucizeleri görmekle daha önce iman etmedi. Yani biz mucizelerde gönderdik ama e, o peygamberlerin gönderildiği beldeler, o beldelerde yaşayanlar böyle mucizeleri görmekle beraber yine de iman etmediler. Efehum yu'minun yani öncekiler iman etmedi. Bunlar mı iman edecek? Mucizeyi görüyorlar ama bu bir sihirdir diyorlar. Kendilerine göre bu şekilde yanlış bir tarzda tevil ediyorlar. وَمَا ma قَبْلَكَ qableke رِجَالًا Biz senden önce ancak ricali gönderdik. Yani bir kısım insanları, adamları peygamber olarak gönderdik. Yani senden önce de melek olarak melek melekleri peygamber olarak göndermedik. Dolayısıyla bu Allah'ın devam ede gelen müstemir bir adetidir. Allahu Teala insanlar içinden seçtiği bazılarını diğer insanlara elçi olarak gönderir. Ayet-i kerimede rical ifadesinin geçmesi acaba kadından peygamber gelmiş midir? Bu İslam alimleri arasında da medar bahs olmuş. Ayet-i kerime zahiriyle kadınlardan peygamber gelmediğini ifade etmiş oluyor. Hz. Musa'nın annesi, Hz. İsa'nın annesi Meryem onlara vahiy ile alakalı vahiy kelimesi kullanılarak Kur'an-ı Kerim'de ifade edildiği söyleniyor. Ama onlara gelen vahiy ilham anlamında alimler bunu böyle değerlendirmişler. Her ne kadar e, kadından peygamber gelmesi caiz diyen olmuşsa da gelmiştir diye çok net bir ifade kullanılmamış ve e, Kur'an'ın bütünlüğü açısından da bakıldığında onlara gelen e, vahiy ilham anlamında olduğu görülecektir ve bu noktadan bakıldığında onlar peygamber anası olmuşlardır. Ama doğrudan peygamberlik onlara verilmemiştir. Nuhi ileyhim biz onlara o gönderdiğimiz e, peygamberlere vahyediyoruz. ediyoruz. Feselu ehle zikri in kuntum la talemun. Eğer bilmiyorsanız ehli zikir olanlara sorunuz. Yani ehli zikir olanlar işi bilenler ve burada özellikle e, Tevrat ehli, Tevrat'ı bilenlere e, sorun. Çünkü onlar daha önceki peygamberlerle alakalı epey bilgiye sahip bilmediğiniz meseleleri bilen kimselere, zikir ehli olanlara sorun. Burada tabi bu münasebetle nazara verilen külli bir ölçüyü de görmekteyiz. İnsan bilmediği yerlerde bilenlere sormalı ve sorduğu zaman gerçekten ilmini artıracaktır. Ve nıs, e, ilmin yarısı sual etmektir, güzel bir şekilde soru sormaktır derler. Bir kimse gerçekten yerinde güzel sorular sorabiliyorsa o daima ilmini daha da artırır. İmam-ı Azam'a sormuşlar bu kadar ilmi neyle elde ettin? O da demiş ki bildiklerimi başkalarıyla paylaştım, bilmediklerimi de bilenlere sordum. İşte bilenlere sormak güzel bir meziyet. Bu mesele hakkında da yani daha önceki gönderilen peygamberler acaba melek miydi? E bu işi bilenler var. Kendilerine bu konuda bilgi verilmiş olanlar, kitap verilmiş olanlar var. Onlara sorun, onlardan hakikati öğrenin. Ve ma cealnahum ceseden la ya'kuluna't taam. Biz onları yemek yemeyen birer ceset kılmadık. Ve ma kanu halidin ve onlar daimi de değillerdi. Yani ölümsüz de değillerdi. Allahu Teala genel bir ifadeyle yine küllü nefsin ve mevt buyuruyor. Her nefis ölümü tadacaktır. Peygamberlerde insan, onlar da elbette ölümü tadacaklar. Bununla alakalı Allahu Teala peygamberimize yönelik bir şekilde inneke meyyitun ve innehum meyyitun ey peygamber sen de öleceksin onlar da ölecekler. Bunu nazara veriyor. Ve şu ana kadar hiçbir insana şu dünya hayatında ebedilik verilmemiş. Dünyaya gelen herkes fanilik damgasıyla geliyor. Küllü men aleyhe Şu dünyanın üzerinde olan her varlık fanidir. Böyle olunca peygamberler için de aynı hüküm geçerli. Peygamber gelir, görevini yapar. Daha sonra bu dünyadan ayrılır. Thumma sadakna sadakna ahumul ve sonra onlara vaat ettiğimiz şeyi biz doğru kıldık. Fenceynahum ve onları kurtardık. Yani peygamberleri kurtardık. Ve men neşa'u ve dilediklerimizi de kurtardık. Bu ehli imandır. Dilediklerimiz ifadesine dahil olanlar. Bir de ehli küfürden olduğu halde bunların nesillerinden e, iman edenler olabilecektir veya o gün o gün için kendileri kafir olmakla beraber ileride iman edeceklerdir. Bu şekilde kurtarılanlar olmuş. Ve ehleknel müsrifin müsrif olanları yani haddi aşan, taşkınlık yapanları ise biz helak ettik. Laqad enzelna ileykum kitaben Andolsun ki biz size bir kitap indirdik. Fihi zikrukum onda sizin zikriniz var. Yani e, sizin şerefiniz, sizin itibarınız o kitapta. O kitaba bağlı olduğunuzda e, kıymet bulacaksınız. O kitaba göre yaşadığınızda kamil insan olacaksınız. Aileler o kitaba göre yaşadığında mutlu aile olacak. Topluluklar o kitaba göre yaşadıklarında dengeli, istikametli toplum olacaklar ve diğer topluluklardan daha üstün hale gelecekler. اَفَلَا e تَعْقِلُونَ Aklınızı kullanmıyor musunuz? Yani demek ki Kur'an-ı Kerim'e baktığımızda o bir zikir kitabı. Yani önceki devirlerde yaşanmış olan ibretli olayları bize anlatıyor, hatırlatıyor. Tarihten misaller veriyor. Öğüt almamız gereken şeyleri bize hatırlatıyor. Ve biz bu kitaba göre yaşadığımızda itibarımız olacak, şerefimiz olacak, Kıymetimiz olacak. Bu fertler için de aynen geçerlidir. Topluluklar için, devletler, milletler için de geçerlidir. İşte ilk devir Müslümanlarına bakıyoruz. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam önce tek kişi, iman etmiş olan tek kişi elinde kitap, Kur'an-ı Kerim. Ve çevresindekileri anlatıyor. Kiminle münasebeti olmuşsa, kim Peygamberimizi ve Kur'an'ı kabul etmişse, ...bir anda değişiyor. E, halet ruhiyesi değişiyor. Dünyaya bakışı değişiyor. Amelleri değişiyor. Ve seyyiatı hasenata dönüyor. Yani menfi olan halleri... E, ...güzel olan özelliklere dönüyor. Ve bunların sayısı arttıkça... E, ...toplumda bir kalite meydana geliyor. Daha önce devlet nedir bilmeyen... ...medeniyet nedir bilmeyen e, kimseler... ...kitap sayesinde yani Kur'an sayesinde bir devlet halini alıyorlar. Kuvvetli bir millet halini alıyorlar. Hatta öyle ki o zamanın e, süper devlet hükmünde olan e, işte en güçlü devlet hükmünde olan Bizans'a kafa tutuyorlar. Bizans'a galip geliyorlar. O zamanın bir başka kuvvetli devleti İranlılar. Onların da köklü bir medeniyeti var. Devlet birikimi var. Ama kısa bir zamanda Kur'an etrafında toplanmış olan kimselerin karşısında Bunlar dayanamıyorlar. Demek ki Kur'an-ı Kerim bize ruh veriyor. Kur'an-ı Kerim bize heyecan veriyor. Kur'an-ı Kerim bize e, nasıl yaşayacağımızı gösteriyor. Kur'an-ı Kerim bize dünyada, ahirette nasıl mutlu olunur, bunların yollarını gösteriyor. Allah'a nasıl kul olunur, insanlarla muamele neye göre olmalı, bütün bunları Kur'an-ı Kerim bize anlatıyor. Ve e, günümüzde de yine, Kur'an-ı Kerim kimin e, dünyasına girmişse kim Kur'an-ı Kerim'le hemhal olup Kur'an'a göre yaşamışsa o gerçekten itibarlı oluyor. O gerçekten diğer insanlardan farklı kıymetli bir hale geliyor. Şu anda e, ülkemizde yüzde doksan küsur Müslüman ama Kur'an'a göre yaşamak, Kur'an'ı iyi bilmek herhalde az kişiye nasip olmuş. Bundan dolayı toplumumuzda bir takım problemler de var. Ama gerçekten Kur'an'ı iyi bilen ve Kur'an'a göre yaşayanlar bunlar diğer insanlara göre daha seçkindir. İbadetinde daha düzgündür. Takva sahibi insanlardır. Harama helale dikkat ederler. Kötülüklerden uzak kalırlar ve çevresinde parmakla gösterilen çok seçkin kimseler haline gelmişlerdir. İşte şu anda da biz Kur'an'a kulak verdiğimizde, Kur'an'a göre yaşadığımızda Kur'an-ı Kerim bizi elimizden tutacak, dünya ve ahirette daimi bir saadete, mutluluğa sevk edecektir. Bu manada Kur'an'a muhatap olmayı Cenab-ı Hak hepimize nasip eylesin. Bir başka programımızda tekrar beraber olmak ümidiyle hayırlı günler diliyorum.